Başkanlık divanı oluştu. Seçilen, bütün partilerden seçilen bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Sizinle ilgili beklediğimiz adil yönetimi sayın başkan vekilleri için de bekliyoruz ve bütün meclisin bunu beklemesi en doğal hakkı. Meclis idare amirlerimize çok görev düşmemesini, parlamentoda bu zeminde çok görev düşmemesini istiyoruz. Çünkü o tansiyon yükseldiği zamanlarda davet ediyorsunuz. Ama ayrı ayrı alacakları görevlerde kendilerine başarılar diliyoruz. Divan katiplerimizin yine sayarken, bakarken, sizleri yönlendirirken en adil şekilde davranacaklarına inanıyoruz. Sayın Başkanım, tabii bu vakitten sonra özel oturumlar dışında sizin çok nadir oturum yöneteceğinizi biliyoruz. Ve belli bir süre sizin genel kurula başkanlık etmeyeceğinizi düşünerek buradan size 28. yasama döneminin 5. birleşimindeyiz. Milletin verdiği vekaleti getirmek için milletin idaresi iradesiyle seçilen milletvekillerimiz buradalar. Ancak bir arkadaşımız yok. Bu noktada Sayın Devlet Bahçeli ismini katip üyeye okuttu. Yani millet görev verdi, mazbata alındı, meclis başkanı millet adına yemine çağırdı ama Can Atalay gelip yemin edemedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda daha geçen dönem verdiği örnek kararlar mevcutken Yargıtay Can'ın yapmış olduğu, avukatlarının yapmış olduğu başvuruya cevap vermeyerek, Can'ın yapmış olduğu başvuruda seçilme hakkını kullanmış, milletin vekaleti hakkını almışken yargının yasamaya müdahalesi noktasında bir aktivizm içinde. Ben kişisel olarak Can Atalay'ı Soma davasında o 301 ailenin haklarını bila bedel ararken hepsinin kendinden razı oldukları bir avukat olarak tanıyorum. Bütün toplumsal davalarda bütün mağdur aileler kendisinden razı. Bunu bütün milletvekillerimiz rastgele o ailelere bir hatır sormak için arasalar Can'ın Aladağ aileleri için ne manaya geldiğini, Çorlu tren kazası aileleri için ne manaya geldiğini, Afyon patlaması aileleri için ne manaya geldiğini herkes teyit eder. Ve 77 bin oy almış bir arkadaşımız en az benim kadar, en az Abdullah Güler kadar burada bu görevi hak ediyor. Buradan devam edin. Özgürlüğü sınırlanıp hapishaneye yollanmış arkadaşımıza Anayasa Mahkemesi'nin verdiği emsal karar ortada. Enis Berberoğlu konusunda vermiş olduğu karar ortada. Ve mahkemenin, Anayasa Mahkemesi kararına direnmesine rağmen ikinci kararla uymaya zorlama konusundaki kararı ortada. Seçildi, henüz tutuklu, suçu kesinleşmedi. Yargılama duracak, meclise yollanacak. Burada görev size düşüyor Sayın Başkanım. Bundan önce hani söyledik, hadi o olabilir, hadi bu olabilir ama buradan sonra siz Can Atalay'ın hakkını, milletin hakkını, meclisin hakkını, hukukunu korumak size düşüyor. Yargının bu müdahalesine karşı meclise düşüyor. En kısa sürede bu sırada burada inisiyatif almanızı ve arkadaşım devam edin, buyurun. Arkadaşımızın buraya gönderilmesini, yeminini ve milletvekilliği görevini sağlamanızı bekliyoruz. Bunu Can'a özel yapmıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili hapishanedeyken bunu aynen söyledik. İki milletvekilimiz için söyledik. Halkların Demokratik Partisi'nin milletvekilleri için her seferinde söyledik. Aynı durumda Can için de söylüyoruz. Bu noktada sizden inisiyatif almanızı ve bu makamın, üstlenmiş olduğunuz bu zorlu görevin gereğini yapmanızı bekliyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle size görevinizde tekrar başarılar diliyorum. Umarım gerçekten uzlaşmacı ve kapsayıcı bir tutumla bu mecliste hep birlikte ortak aklın geliştirebildiği bir çalışma dönemini yaşayabiliriz.
Bugün hem divan netleşti hem komisyonlar netleşti. Divanda yer alan ve komisyonlarda yer alan arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyoruz. Geçmiş dönem komisyonlarda çok zaaflar yaşanmıştı. Umarız bu dönem ihtisas komisyonları gerçekten ihtisas komisyonları gibi çalışır. Meclisin yasa yapması konusunda iradesini daha güçlü bir şekilde ortaya koyar ve hep birlikte bu çalışmayı sürdürebiliriz. Elbette ki aramızda tartışmalar olur ama bu tartışmaları makul bir düzeyde sürdürmek hepimizin çıkarınadır ve toplumun da çıkarınadır. Bunu bir kez daha vurgulamış. Buyurun, devam edin. Bunun dışında bir noktaya ben de değinmek istiyorum. Biraz evvel Sayın Özel'in değindiği nokta. Bakın, seçim yapıldı ve bir irade ortaya çıktı. Millet iradesi ortaya çıktı. Beğeniriz, beğenmeyiz, eleştiririz, eleştirmeyiz ayrı bir şey. Ama bütün milletvekillerinin haklarını korumak, meclisin ve milletvekillerinin itibarını sağlamak esas itibariyle meclis başkanlığının görevidir. Bu konuda geçmişte çok örnek yaşandı, farklı örneklerde görüldü. Ama Can Atalay'ın milletvekili seçildiğini, mazbatası aldığını ve meclisin çeşitli toplantılarında adının dile getirildiği bir durumda kendisinin hala cezaevinden çıkarılmamış olmasının yanlış bir tutum olduğunu söylüyoruz ve bir an evvel meclise gelip yemin etmesinin sağlanması gerekir. Geçmişte de bizim başımıza böyle şeyler geldi. Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin devam edin, buyurun. Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin aylarca cezaevinden çıkartılmadan, yemin ettirilmeden bir milletvekili yaptırıldığını biliyoruz. Aşıldı bu işler. Daha sonra aynı şekilde hem Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde örnekler yaşandı. Geçmiş yıllara gidecek olursak aslında böyle şeyler yaşanmıyordu. Seçimin hemen ertesi günü eğer böyle bir adım gerekiyorsa cezaevinden çıkartılıyordu milletvekilleri. Fakat şimdi uzatılıyor bu mesele. Biz yargının, yargı eliyle siyaset alanının dizayn edilmesi anlayışına hep karşı çıktık. Bundan sonra da karşı çıkacağız. Yasama kendi alanını kendisi düzenlemelidir. Dediğim gibi milletvekillerini beğeniriz, beğenmeyiz, eleştiririz, eleştirmeyiz ama görevlerini yapmaları asla engellenmemelidir. Bu konuda meclis başkanlığı üzerine düşen hassasiyeti ve işlevi yerine getirmelidir diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Grubu bulunan 5 partimizin değerli grup başkan vekillerinin demokratik olgunluğu gösteren bu temennileri dolayısıyla teşekkür ediyorum. İnşallah ümit ederim ki başkanlık divanıyla, seçilen komisyonlarıyla güzel, keyifli ve gerçekten ülkemize, milletimize faydalı olacak bir çalışma dönemini geride bırakırız. Karşılıklı olarak anlayış içerisinde birbirimizi anlamaya çalışarak yolumuza devam eder ve bu millete hizmet yolundaki faaliyetlerimizi el birliğiyle sürdürürüz. Ben de bir kere daha seçilen arkadaşların hepsine canı yürekten başarılar diliyorum.